Merhaba sevgili seyirciler. Bugün yine Zest TV'de sizlerle beraberiz. Bugün yeni bir programa başlıyoruz. Veysel Danış ile Sükuttan Değerli Sözler adlı programda bugün sizinle ilk programımızı yapacağız. İnşallah seveceğiniz bir program yaparız. Yapmaya çalışacağız. Yaparız inşallah. Şimdi neden Sükuttan Değerli Sözler? Ben uzun yıllardır yaklaşık 25 seneyi falan devirdi ve kitap okuma maceram başladığından beri böyle güzel sözler, vecizeler, atasözleri, özlü sözler çıktığı zaman benim karşıma ben bunları not edinmeyi huy edinmiştim. Bu senelerce bu alışkanlığım devam etti, hala ediyor zaten. Daha sonra bunlar bir noktadan sonra ben bu insanlarla ben bunları paylaşmalıyım. Yoksa sadece hani ben istifade ettiğim zaman sanki böyle bir bilgi egoizmine girmiş gibi hissettim kendimi ve bu düşüncenin sonucunda işte bunu kitaplaştırma yönüne gittim. Ve şu anda elimde görmüş olduğunuz Zest yayınlarından çıkan Sükuttan Değerli Sözler adlı kitap oluştu, meydana çıktı. Niçin Sükuttan Değerli Sözler? Çünkü Sadi İlşirazi'nin çok yine özlü güzel bir lafı var. Diyor ki eğer ya susmalı ya da eğer sükuttan daha değerli bir şey söyleyeceksek konuşmalıyız diyor. Bu Sadi'nin bu sözü bu kitabın isimlendirilmesinde de ilham kaynağı oldu. Tabii işte yine Zest'ten değerli arkadaşımız Abdülkadir Danış ile bir sohbetimizde kitabın nasıl isimlendirilmesi gerektiği hakkında sohbet ederken o bunun ilham olabileceğini söyledi ve kitabı bu şekilde isimlendirdik. Çünkü hakikaten sükut tabii ki aslında en güzeli çoğumuz pek az başarıyoruz. Özellikle hani ben belki de meslek itibariyle malum avukatlar en çok konuşan meslek erbabı diye bilinir bütün dünyada. Biraz bunun etkisiyle bunu çok fazla başarabildiğimizi söyleyemeyiz. Kendi adıma böyle bir iddiam da yok. Herhalde çok başaramıyorum ama sükut güzel bir şey. Peki sükutu ne zaman bozmalıyız? Sadi'nin ölçüsüne göre eğer sükuttan daha güzel bir şey söyleyeceksek konuşmalıyız. Nedir bu peki? Yine Sadi bunun ölçüsünü şöyle veriyor. Eğer diyor görmeyen bir insanın kuyuya doğru veya bir çukura doğru yürüdüğünü görüyorsak ve o yürüyen kişi o yolu üzerindeki o çukuru, kuyuyu görmüyorsa artık işte bu noktada artık susmak olmaz diyor Sadi. Artık konuşmak lazım. Çünkü biz konuşmasak o görmeyen insan gidip o kuyuya düşecek ve zarar görecek. Bu noktada artık sükutu bozmalıyız diyor. Biz de bu hal uyarınca bu kitabın işte oluşturulması bu düşünceyle oldu ve bu programın yapılması fikri de keza yine aynı mülahazalarla, değerlendirmelerle oluştu. Bu sebeplerle şu anda sizin karşınızdayız. Biz burada tabii çok, evet zaten şeyin kitabın ön sözüne de bunu yazdık. Veysel Danış'ın süzgecinden diye. Burada tabii birbirinden değerli, çok hakikaten güzel sözleri eledim. Ben de yani bir 30, 40, 50 bin tane belki sayısını bilemediğim adette çok miktarda güzel söz var. Bunlardan bir demet yaptık sadece. İşte yaklaşık 240 sayfalık bir kitap toplanacak kadar bir demet yaptık. Seçerken tabii ki çok zorlandık. Ben peki bu seçkiyi, bu demeti nasıl yaptım? Ben bana daha çok hayatıma rehberlik ettiğine inandığım, eden, kendime rehber edindiğim sözleri buraya daha fazla
almaya çalıştım. İstedim ki bunun sebebi neydi? Bu da tabii şüphesiz hani sebebi şuydu. Bana rehberlik eden bu sözler diğer insanlara da ola ki rehberlik ederler ve diğer insanların da faydalanmasına vesile oluruz mülahazası idi. Şimdi sevgili seyirciler, bugün kimden başlayalım? Mesela benim hakikaten çok hoşuma giden, bugün yine bu sefer ikinci aslında demeti yapıyoruz. Sükuttan Değerli Sözler kitabında zaten biz bir demet yapmıştık. Bugün tabii bu programda bu kitaptaki yüzlerce sözü inceleyebilecek zamanımız şüphesiz yok. Bu sefer demetten daha ince, daha küçük bir demet yapmaya çalışacağız bu programda. Birinci programımızın birinci sözü, yani bu hani neyle başlayalım? Benim hayatıma yine rehber ettiğim, çok hoşuma giden bir söz var. Hannibal'ın sözü. Hannibal biliyorsunuz meşhur Kartacalı, Roma Kartacalı savaş generalidir. Hannibal demiş ki ya bir yol bulacağız ya bir yol açacağız. Bugün hakikaten bu bana böyle sanki azmin anahtarı gibi bir görünüyor bu söz. Benim Hannibal'ın bu sözü beni hakikaten çok etkiliyor. Neden? Çünkü insanlar genellikle ben işte yaşam koçluğu şapkası da var. İnsanlara danışmanlık falan veriyoruz bu konuda, bu konularda. Hayat yolunda takılan arkadaşlarımızın veya bize danışmaya gelen insanların en çok birkaç şu noktalarda pes ettiklerini görüyoruz, gözlemliyorum ben. İnsanlar genellikle işte bir menzili maksut belirliyorlar kendilerine. Yeni deyimle hedef veya amaç, maksat neyse. Sonra bunun için işte uygun hareket tarzı belirliyorlar. İşte ben diyor şunu yapacağım. Tamam, onu yap. Yapmaya başlıyor. Ondan sonra o hamlesi başarısız oluyor. Bir daha deniyor. Yine olmuyor. Genellikle yani şöyle söyleyeyim. Kahir ekseriyet zaten birinci denemede vazgeçiyor. Diyor ki ben denedim olmadı. Bunun biraz daha azı ikinci denemeyi yapıyor. Onun da biraz daha azı. Yani geriye kalan çok küçük bir kısım. Üçüncü denemesinde yapıyor. Sonra vazgeçiyorlar. Ya diyor denedim olmadı. Fakat işte Hannibal diyor ki ya bir yol bulacağız ya bir yol açacağız. Şimdi bu bize neyi gösteriyor bu Hannibal'ın bu sözü bana şahsen bana ne anlatıyor bu? Bu bizim menzili maksadımızdan vazgeçmemeyi, o amacımızın peşine gitmeyi, onu takip etmeyi anlatıyor. Fakat insanlar maalesef çoğu insan birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü denemeden sonra vazgeçiyor. Halbuki biz mesela meşhur yine klasik örneklerdendir. Edison'un işte ampulü dayanıklı ampulü icat etmeye çalışırken, o konuda çalışmalar yaparken defalarca başarısızlığa uğraması ve denediği malzemelerin hiçbirisinde netice alamaması sonunda çalışma arkadaşlarına şunu söylediğini aktarıyor bize kitaplar. Arkadaşlarına diyormuş ki evet ampul olmayacak yeni bir malzeme daha bulduk. Bakın bu işte yeniden çerçevelemedir ve çok yani eksiye değil, biz bir şey bulamadık değil, biz bulduk. Ampul olmayacak bir şey bulduk. Dolayısıyla olmama seçeneklerinden birisini eksilttik. Demek ki biz aslında artıya doğru bir adım atmış olduk. Ve zaten tarihte yazıyor,
Edison sonuçta şu anda da kullandığımız ampuller onun eseri. Keza bu konuda yine Henry Ford'un yine klasikleşmiş artık anlatıla gelen bir şey var, o vakası var. Henry Ford'un mühendisleri bir arabalarının bir motoru için çalışıyorlar. Motor üzerinde çalışıyorlar. Henry Ford bu o gün kullanılan teknolojinin üstünde veya farklı bir motor versiyonu üretmelerini istemiş mühendislerden. Fakat mühendisler demişler ki efendim bugünkü teknikle böyle bir motor yapılamaz. Henry Ford yapacaksınız demiş, yapacağız demiş ve bu çalışmalara bu motor bulunana yapılana kadar devam etme talimatı vermiş. Mühendisler de tabii el mahkum patron öyle istiyor diyerek mi yoksa onun motivasyonundan onlar da güç alarak mı bilmeyiz. Ama bu motor üzerinde çalışmaya devam etmişler ve o motor hakikaten de yapılmış. Hülasa ilk kelam Hannibal evet ya bir yol bulacağız ya bir yol açacağız lafı böyle bir rehberdir. Bizim amacımızdan sapmamayı arzu ettiğimiz, hedeflediğimiz noktaya ödün vermeden bir azimle yürümemizi ilham ediyor, tavsiye ediyor. Ben de kendi şahsi hayatımda bunları uyguladım ve hakikaten hayat Hannibal'ı hiç haksız çıkarmadı. Ben hangi hedefimin peşine gittiysem hayat beni onu o hedefimi vererek ödüllendirdi. Sizlerin de bundan istifade etmenizi isterim. Evet, yine sükuttan daha değerli bir söz ile birlikteyiz. Bu söz İbni Haldun'dan. İbni Haldun demiş ki, geçmişler geleceğe suyun suya benzemesinden daha çok benzer. Bu aslında meşhur ve malum sizin de bildiğiniz tarih tekerrürden ibarettir sözüne çok benzeyen bir cümledir. Fakat bu İbni Haldun'un cümlesi beni hakikaten şu açıdan etkiliyor. Şimdi tarihin tekerrür ettiğini evet düşünüyoruz ama o sadece şunu gösteriyor bence o söz. Yani tarih boyunca oluşan şeyler, davranışlar veya olaylar bir süre sonra tekrar ede gelir. Tamam, doğrudur. Zaten binlerce yıldır ceylanlar aslanlara av oluyor. Aslanlar ceylanları avlıyor falan. Bunlar tekrar eden şeyler veya toplumların hayatında da bu böyledir. Savaşlar vardır, kıtlıklar vardır, bolluklar vardır falan. Ama İbni Haldun'un bu sözü bence daha geniş, şumullü bir şey, kapsamlı bir şey. Burada İbni Haldun bence bize çok önemli bir anahtar veriyor. Geleceği görme ve geleceğe yönelik objeksiyonlar yapabilme gücü veriyor, anahtarını veriyor bize burada İbni Haldun. Tekrar okuyorum seyircilerimizin, sizlerin tekrar tazelemesi için. Geçmişler geleceğe suyun suya benzemesinden daha çok benzer. Buradan şunu anlıyorum ben. Demek ki biz geçmişin öngörmek istediğimiz gelecek diliminde neyi görmek istiyorsak ona muadil bir geçmiş periyoduna baktığımız zaman gelecek hakkındaki gelecek hakkında da isabetli bir objeksiyon yapmış olacağız diye düşünüyorum. Çünkü diyor ki geçmişler geleceğe, geçmişimiz geleceğe suyun suya benzemesinden daha çok benziyor. Nasıl ki iki bardaka su koysanız o bardaklar aynı ise içindeki sular da birbirine benziyor ama
o bardaklar aynı bardak mıdır? Değildir. Aynı su mudur? Değildir. Ama birbirine çok benziyorlar. Keza işte İbni Haldun da diyor ki geçmişler de geleceğe bu şekilde benziyor. Şimdi biz geleceği bilmiyoruz. Gelecekte ne olacak? Ama geçmişte ne olduğunu biliyoruz. Geçmişte kendi kişisel geçmişimizde ne olmuş, ticari hayatımızda ne olmuş, tahsil hayatımızda ne olmuş veya dünya tarihinde ne olmuş. Onlara baktığımız zaman ileriye yönelik objeksiyonu daha rahat yaparız. Mesela öğrenci bir arkadaşımız herhangi bir dersten diyelim ki öğrencilerin çoğunun korkulu rüyası matematik dersine çalışmamış ve sınava girmiş, sınavdan da kötü not almış. Şimdi ve bu arkadaşımızın diyelim ki bir ay sonra da yine matematikten sınavı var. Buradan şimdi biz o matematik sınavından elde edeceği ve alacağı notu bilmiyoruz. Değil mi? Bilmiyoruz. Daha gelecek gelmedi ki, yaşamadık. Dolayısıyla gelecek ancak bugün olunca öğreniyoruz ne olduğunu. Gelecek, daha gelecek gelmedi işte bugün itibariyle. Bugün peki onu nasıl görebiliyoruz? İşte İbni Haldun'un bu sözünün rehberliğinde baktığımız zaman geçmişte ne olmuştu? Bu sınavda biz ne yaşamıştık? Biz veya matematik dersine çalışmadan giren babamız ne yaşamıştı veya dayımız veya herhangi başka bir tanıdığımız veya kitaplardan edindiğimiz bilgiler ne diyorlar? Baktığımız zaman geçmişe ders çalışmadan, hazırlanmadan sınava girildiği zaman kötü not alınıyor. Ha demek ki geçmişte bu olduysa keza tarih tekerrürden ibarettir lafıyla da bunu mecz edersek, birleştirirsek, harmanlarsak görüyoruz ki demek ki biz veya bu arkadaşımız önümüzdeki ayki sınavına da ders çalışmadan, hazırlanmadan girerse demek ki kötü not alacak. Evet, geçmişe bakarak gelecek hakkında bir objeksiyonda bulunmuş oluyoruz. Bu İbni Haldun'un anahtarı sayesinde. Bu sonuç eğer bize uyuyorsa böyle davranalım. Çünkü olacak. Malum yine başka bir güzel söz ile bunu destekleyelim. Aynı üründen aynı sonuçlar çıkar. Aynı tohumdan aynı bitkiler çıkar. Eğer o daha önce geçmişte olan olaydan, durumdan, sonucundan memnunsak buna devam edeceğiz. Çünkü aynısı oluşacak. Değilsek o zaman ya davranış tarzımızı değiştireceğiz, ya hareket tarzımızı, ya tepkimizi neticede her halükarda aksi halde aynı sonuçlar oluşacaktır. Evet, yine güzel bir söz. Bu sefer Scott Anderson'dan bir söz. Aslında az önce okuduğumuz İbni Haldun'un geçmişler geleceğe suyun suya benzemesinden daha çok benzerler lafına örnek olarak gösterdiğimiz bir sınava hazırlıksız giren kişinin kötü not alması eğer bunu yapmaya devam ederse gelecekteki sınavlarında da kötü not alacağının mukadder olduğunu, bunu öngörebileceğimizi İbni Haldun'un rehberliğinde söylemiştik. Burada o sözle bağlantılı değil ama o verdiğimiz örnekle bağlantılı bir söz var Scott Anderson'dan. Şans hazırlıklı olandan yanadır diyor Scott Anderson. Şimdi gerçekten hep derler ya işte çok
kullanılan bir retoriktir. İşte benim filan arkadaşım işte şöyle başarılı oldu ama o çok şanslıydı. İşte o aileden şanslıydı, o okuldan şanslıydı, şu sebepten şanslıydı, bu sebepten şanslıydı. Fakat arkadaşlar maalesef üzülerek belirtiyorum. Ben bunu danışanlara da söylüyorum sık sık. Bu biraz tabii bizim kendi başarısızlığımızı örtmek için kullandığımız aslında bir kılıftan öteye gitmez. Evet muhtemel tabii ki insanlar bunu da yadsımıyorum. İnsanlar hayata eşit noktalardan başlamıyorlar. Kimisi daha iyi şartlarda, daha iyi memleketlerde doğuyor, daha iyi imkanlara sahip ailelerden doğuyor. Kimisi özürlü doğuyor, kimisi sağlam doğuyor falan. Onları yadsımıyorum. Ama eşit şartlarda yola çıkan insanların elde ettiği başarıları sadece şansla izah etmek, açıklamak biraz kendi başarısızlığına kılıf bulma ve egosunu rahatlatma çabası gibi geliyor bana. Peki şansın yanımızda nasıl olmasını sağlayacağız? İşte Scott Anderson diyor ki hazırlıklı olursanız şans sizden yana olacaktır. Şimdi mesela şöyle bir örnek vereyim. Şimdi seyircilerimizden bazıları bilir. Ben CV kutusunda mülakatlar konusunda danışmanlık yapıyorum. Şimdi oraya bazı adaylar geliyor mesela. Adaylara işte sorular soruyoruz. İşverenin beklentileri ışığında. Mesela yabancı dil biliyor musunuz? Veya işte şu bilgisayar programını kullanabiliyor musunuz? Şu konuda şunu yapabiliyor musunuz diye çeşitli skalalar, işverene göre değişen sorulardır bunlar. Kimisi hazırlıklı olup o bilgileri toparlamış olan, öğrenmiş olan kişiler doğal olarak diğer adaylardan öne geçiyor ve o yarıştan veya o seçimden öne çıkıyorlar ve onlar işe alınıyor. Onlar tercih ediliyor işveren tarafından. Çünkü bekledikleri özellikler onlarda var. Şimdi ne demeliyiz? Acaba bu insan mesela bir dil kursuna hoca alınacak. Dil kursuna hoca alınacağı zaman tabii o eğitim şarttır zaten. Hani o ilgili bölümden mezun olmak. Ama onun dışında mesela o dili iyi konuşmak, aktarabilmek, rahat konuşabilmek, topluluk önünde konuşabilmek yeteneklerini geliştirebilmiş öğretmenlerin işveren tarafından tercih edilmesi doğal bir şey. Bu konuda mesela sadece o dili öğrenip mesela topluluk karşısında konuşma yeteneğini geliştirmemiş bir kişi bu konuda dezavantajlı olacaktır. Hazırlıklı olan kişi de daha şanslı olacaktır, öne geçecektir. Şimdi bu acaba şans mıdır? Hazırlığın getirdiği bir fırsat mıdır? Düşünülesidir. İşte Scott Anderson diyor ki bu hazırlığın getirdiği şanstır. Evet, şanstır ama hazırlığın getirdiği şanstır. Bu Scott Anderson'ın da bu sözünü ben hep kendime rehber edinmişimdir ve ben hayatın getirecekleri fırsatlara karşı hep hazırlıklı olmayı şiar edinmişimdir. İşte bu sebeple işte eğitimler alınır falan filan sizlere de ben bunu tavsiye etmek için bunu sizinle paylaşmak istedim. Bir başka sükuttan değerli söz de Hazreti Ali'nin düşünce akılların cilasıdır, sözüdür. Hakikaten çok hoşuma giden, çok güzel bir söz.
Bu tabii neden ben bunu çok önemsiyorum? Neden çok önemsiyorum? Onu paylaşayım sevgili seyircilerimizle. Şimdi çok insan tabii hani yine başka bir laf vardır ya, akılları pazara çıkarmışlar. Herkes yine kendisininkini beğenip almış. Tamam, kimse kendi aklından, fikrinden zaten şey yapmıyor. Şikayet etmiyor. Herkes ona memnun. Ama düşünmek başka bir şey. Zeki olmak, evet, güzel bir şeydir, ilahi bir nimettir falan. Ama düşünmek o aklı cilalayan bir şey. İşte okumak, onun için önemsiyoruz kitap okumayı. Çünkü okuduğunuz zaman insan o istese istemese beyin o kitap, okuduğu kitapla ilgili düşünceler oluşuyor beyinde ve analiz yapmaya başlıyor. Düşünme eylemi gerçekleşiyor beyinde. Ama mesela bir televizyonda mesela böyle beyni çalıştırmayacak, böyle ne bileyim hafif light bir program seyredildiği zaman o düşünecek bir şey yoktur. Veya rutin bir hareket yapılıyorsa mesela o sırada da düşünme çok fazla motor sistemler dışında çok fazla devrede değildir. Halbuki tefekkür, yani burada tabii Hazreti Ali'nin düşünce derken muhtemelen tefekkürden bahsediyor. Tefekkür ve düşünceye dalmak aklı daha iyi gelişmeye ve daha iyi sonuçlar üretmeye götürecek şekilde hazırladığını söylüyor Hazreti Ali. Ben hakikaten kendi hayatımda da ben bunu çok görüyorum. Ben düşündükçe hakikaten daha iyi sonuçlara ulaşıyorum bir önceki günüme göre. Ve adeta düşündükçe ben aklımın cilalandığını hissediyorum. Bunu tabii bu böyle güzel bir sözü de almışım, istifade etmişim. Denemek tabii bizim bu büyük insanları denemek bizim haddimiz değil ama bu güzel sözlerin hayatımızda çalıştığını deneyimlemişim, görmüşüm. Bunu da ben siz sevgili Zest TV seyircileriyle paylaşmasam bilgi egoizmi olur. Ben de böyle bir şey yapmayayım diye bugün sizinle bunu paylaştım. Evet, bir sükuttan değerli söz de Mahatma Gandhi'den geliyor. Dünyada görmek istediğiniz değişikliğin kendisi siz olun, diyor Mahatma Gandhi. Çünkü şimdi biliyorsunuz hepimizin yaşadığı, şahit olduğu diyaloglardır. Hani malum, hatta bazen de istihza ederek, böyle küçümseyerek, alaycı şekilde kahve edebiyatı diye küçümserler ya. Ben onu küçümsemiyorum. O hakikaten halk edebiyatıdır. Bu arkadaşların, bu insanların vatan, millet, memleket ve hatta dünya sorunlarına çözüm düşündüklerini ve önerdiklerini biliyoruz. Bizim çevremizden de sizin de çevrenizden. Fakat bu insanların hayatına baktığımız zaman ne hikmettir, hangi sebepledir bilmiyoruz. Onların hayatında da hiç de öyle başarılı olduklarını veya o sorunları çözmek için onların bir adım atıp atmadığını sorguladığımız zaman maalesef nedendir bilmiyoruz ama yerine kıpırdamıyor. Mesela işte çevre sorunlarından veya işte çevre kirliliğinden bahseden insanların mesela sokağındaki çöp tenekesine çöp atıp atmadığını yoksa sokağa mı attığını veya işte kar yağdığında evinin önünü temizleyip temizlemediğini veya mesela eğer işte bir esnafsa veya evinin önüne bir çöp bidonu koyabileceğini
bunu yapıp yapmadığını sorguladığımız zaman bunların aslında hiçbirisini yapmadığını görüyoruz. Peki sen üstüne düşeni yapmıyorsun. Peki insanlardan veya daha büyük ölçüde küresel çapta bunların yapılmasını niye, yani o gücü, o yetkiyi nereden görüyorsun kendinde? Eyvallah gör, ama işte Mahatma Gandhi de diyor ki siz de bir önce bunu bir yapın. Siz de bir görelim. Ondan sonra bu zaten dalga dalga yayılır. Mesela Gandhi'nin işte özgürlük memleketine özgürlük gelsin diye yürüttüğü mücadeleyi biliyoruz. Kendisi, yani bir kişi başlatıyor bu özgürlüğü, keza bizim milli mücadelede de öyle değil midir? Yani bir avuç insandır, yani Mustafa Kemal, Atatürk ve çevresindeki bir kaç kişinin yürüttüğü bir mücadele, sonra dalga dalga büyümüştür. İşte Gandhi de diyor ki dünyada görmek istediğiniz değişikliğin kendisi siz olun. Peki ben bunu diğer sözler gibi bunu kendime örnek ve rehber edinmiş miyim? Evet, edinmişim. Mesela çoğu insan, bilirsiniz işte, insanlar diyor ki işte memleketimizde klasik cümlelerdir. Bunları bilirsiniz. İşte memleketimizde kitap okunmuyor. Kitap okuma oranı çok az. Tamam, doğrudur. Doğru diyelim. Peki ne yapılabilir? İşte çözüm önerilerini sıralar. Tamam. Ondan sonra soruyoruz o insanlara. Canım kardeşim, sen okuyor musun? O başlıyor size bir sürü onun deyimiyle gerekçe, bizim deyimimizle bahanelerini saymaya. İşte şu 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 sebeplerden dolayı ben okuyamıyorum. Tamam, peki okutuyor musun? Mesela kaç kişiye kitap aldın, hediye ettin? Kaç kişiyi okuma kursuna kaydettin? Okuma kursu mu açtın? Kitap mı dağıttın? Kitap bağışına mı katıldın? Burs mu verdin? Ne yaptın insanların daha çok kitap okuması için? Yayın evi mi açtın? Kitap mı yazdın? Bunların hiçbirisini veya birçoğunu yaptın mı? Yok. Peki o zaman bu havada kalıyor. İşte ZES'te benim en çok hatta sorulan sorulardan birisidir bu. Bu vesileyle bunu da seyircilerimizle paylaşayım. Şimdi ben kitap okumayı seven bir insanım. Tamam, kendi içimizde okuyoruz. Tamam. Ama bunu bir de diğer insanlara da okutmak lazım, faydalandırmak lazım. Bunu düşünüyorsunuz. Ondan sonra işte Gandhi'nin bu sözü uyarınca, tamam, ben ne yapabilirim bunun için? Ben mesela dedim ki benim evde kitaplarım var. Binlerce. Peki bunları ben ne yapabilirim insanların okuması için? Ben insanları evime, yüzlerce kişiyi, binlerce kişiyi evime götürüp kitap okutamam. Ama ne yapabilirim? Ben bunları ZES'te bağışlarsam, ZES kütüphanesinde insanlar bunlardan istifade eder diye düşündüm ve kitaplarımın, binlerce kitaptan oluşan bağışlar yaptım ben ZES'te. Peki o ZES'te bu kitapları bağışladıktan sonra ZES kütüphanesi oluşturuldu ve yine ZES'in içinde, bünyesinde gönüllülerin, üyelerin gelip ücretsiz şekilde bu kitapları okumasını sağladık. Ondan sonra düşündük ki peki, ama bazı kitaplar çok hacimli, 500-600 sayfalık veya daha büyük, birkaç ciltten oluşan kitaplar var. İnsanlar bunları gelip dernek kütüphanesinde okumak zor. Peki ne yapabiliriz? Dedik ki o zaman biz üye ve gönüllülerimize bunları evlerine, iş yerlerine ödünç götürebilme fırsatı verelim. Tamam. Ondan sonra dedik ki yetmez. Daha fazla insanlar daha fazla kitap okusun. Dedik ki ya bizim kütüphanede çok fazla, çünkü bağış, hakikaten bunu tabii söylemek lazım. Hayırseverler çok kitap gönderiyorlar. Çok destekler var, sağ olsun.
O zaman dedik bunları bir kısmında hepsini biz ZES kütüphanesinde tutmanın manası yok. Bunları tohum misali diğer yerlere serpelim. Kişilere kitap verelim, gönderelim. Okullara gönderelim, yurtlara gönderelim, üniversitelere gönderelim. Ondan sonra Milli Eğitim Müdürlüklerine gönderelim. Onlar da dağıtsınlar falan. Ve ZES şu anda işte binlerce kitap dağıtıyor Türkiye'nin her yerine. İnsanlar telefon ediyorlar kendilerine veya kurumlarına kitap desteği istiyorlar. Biz de bunu karşılamaya çalışıyoruz imkanlar ölçüsünde. Nereden geldik? Gandhi'nin dünyada görmek istediğiniz değişikliğin kendisi siz olun cümlesinden. Eğer Veysel Danış bu cümleyi kendisine rehber etmeseydi, ettiği içindir ki bu ZES'in bu kitap hizmetine girmesine vesile oldu. Ve biz çünkü ben ve dernekteki arkadaşlarımız istiyoruz ki daha çok kitap okunsun. Daha çok insanlar bilgilensin, insanlar kültürlensin ve insanlığın bilgi ve kültür mirasına katkıda bulunsun. Bunun yolu bilgiden geçer. Bilginin yolu kitaptan geçer. O halde biz daha çok kitap okumalıyız, daha çok okutmalıyız, okunmasına vesile olmalıyız. Bakın bütün ZES'in bu kitap hengamesine girmesinin sebebi ve sebebi derken hani olumsuz manada değil, olumlu manada vesilesi Mahatma Gandhi'nin bu cümlesidir. Çünkü biz dedik ki şöyle tabii bir yolda olabilirdi. Diğerlerinin yaptığı budur. Niçin kitaplar bu kadar pahalı? Niçin kütüphaneler şöyle çalışmıyor? Niçin filan yerde kütüphane yok? Niçin bizim sokakta da kütüphane olaydı ben de gidecektim. Niçin şöyle yok? Niçin böyle yok? Şöyle yapılsın, böyle yapılsın demedik. Çünkü işte biz yapalım. Niçin biz yapmayalım? Yani bizim bu sorumluluktan alıkoyan bir şey mi var? Yani biz de bu toplumun bir parçasıyız. Bizim de bu sorumluluk bizim de sırtımızda. Ben bu sözün de gereğini ve rehberliğini gördüm. Sizinle de bunu paylaşmak istedim sevgili seyirciler. Evet, bir başka sükuttan değerli söz de yine benim hoşuma giden bir söz. Eğer şimdi değilse ne zaman? Veya İngilizce dünyada kullanılan şekliyle if not now when? Bu hakikaten benim birçok projeyi hemen başlatmama ve erteleme, öteleme tuzağına veya vakit israfına girmemi engelleyen bir söz olmuştur bu. Saint François d'Assise'in söylediği bir sözdür bu. Çünkü insanlar biliyorsunuz bu erteleme, öteleme alışkanlığı mı demek lazım, hastalığı mı demek lazım? Çok şeydir, insanları başarıya doğru yürümekten alıkoyan bir unsurdur. Saint François diyor ki işte şimdi başla. Veya şimdi başlamıyorsan ne zaman? Şimdi mesela malum ve meşhur işte öğrenci arkadaşlarım mesela söylediği aman daha mesela cuma akşamı okuldan çıkılmıştır, ödev vermiştir öğretmen. Aman daha pazartesiye çok var. Ama tamam da o vakit çok çabuk geçecek ve sen şimdi yap da kurtul. Gerçi ders kurtulacak bir şey değil de. Saint François d'Assise işte bize bu erteleme alışkanlığına girmemeyi ve projelerimizi, rüyalarımızı, hayallerimizi, hedeflerimizi ertelemeden hemen gerçekleştirmek için hemen harekete geçmemiz gerektiğini ilham ediyor bize bu sözüyle.
sizin de istifade etmenizi istedim. Hayallerinizi ertelemeyin. Arnold Glasow'un bir sözü var. Hakikaten sükuttan değerli bir söz. Bu sözü söylemek için sükut bozulabilir. Diyor ki Arnold Glasow, her şeyin anahtarı sabırdır. Civcivi yumurtaları kuluçkaya yatırarak elde edersiniz. Kırarak değil. Bu beni çok etkileyen bir cümledir. Hakikaten hani çocukluğumuzda bize anlatılan bir masal vardı ya, altın yumurtlayan tavuk ve sabırsız sahibi, işte tavuğun içindeki yumurtaları bir an önce çıkarmak için tavuğu kesiyordu falan. Bu ona benziyor. Tabii o daha çocuklukta aldığımız bir hikaye. Bu Arnold Glasow'un bu sözü ise bizi daha böyle yetişkin olarak, erişkin olarak düşünmeye sevk eden bir söz. Beni çok düşünmeye sevk ediyor. Hakikaten belli şeylerin sonuçlarının oluşabilmesi için belli zaman periyotlarını beklemeyi öğrenmemizi ilham ediyor burada Arnold Glasow. Çünkü sabretmezsek yumurtayı kırarak ya ziyan ederiz ya omlet yaparız. Ama civciv çıkmaz. Biz eğer civcivi istiyorsak, civcivin çıkması için olumlu şartların yanında bir de o gün adedince de beklememiz gerektiğini öğretiyor bize. Aksi halde civcivi göremeyeceğimizi söylüyor. Burada da işte diyor ki her şeyin anahtarı sabırdır. Tabii hayatımızda da buna baktığımız zaman işte çevremizle ilişkilerimizi bu şekilde hakikaten çok zarar verdiğimizi görüyoruz. Arnold Glasow her şeyin anahtarı sabırdır diyor. Şimdi buna bunun gündelik hayatımızda, günlük hayatımızda nasıl şekillendiğine baktığımız zaman ilişki danışmanlığı için gelen arka danışanlara ben sorunlarına bakıyorum. Hakikaten sabırsızlığın ilişkileri geren ve hatta koparan sebeplerden, belki sebeplerin başlarında geldiğini görüyorum. Nedir? Mesela anne, baba, ebeveyn ve çocuk konusunda işte çocuk mesela ergenliğe girmiştir. Ona sabır gösterilmesi gerekiyordur. Aysa anne baba onun hırçınlıklarına hırçınlıkla ve kızgınlıkla karşılık veriyorlar ve ilişki önce geriliyor, bazen kopuyor. Keza çiftlerde de aynı şey var. İşte birisi bir hata yapıyor, öbürü biraz sabretse belki o anki onun başka sorunlarından veya başka hiç onunla ilgili olmayan başka sebeplerden dolayı bir gerginlik yaşamaktadır. O onu ona yansımıştır sadece. Biraz sabır gösterse o ilişki hiç gerilmeyecek, hiç kopmayacak. Fakat genellikle ne yapılıyor? İşte sabır gösterilmiyor. O olayın geçmesi veya köpüğünün inmesi için biraz sabredilmediği için etkiye, tepkiyle cevap veriliyor. Ondan sonra yine ilişki geriliyor ve kopuyor. Veya işte çoğu insanın okulu bırakma sebebi değil midir sabırsızlık? Of, bıktım bu okuldan, sıkıldım bu okuldan, bu derslerden. Ben en iyisi okulu bırakayım cümlesi o insanın çoğu zaman hayatının geri kalan kısmında o tahsil ve nimetlerinden mahrum kalmasına sebep oluyor. Hülasa hakikaten sabır her şeyin anahtarı. Civcive kavuşmak için beklemeyi öğrenelim. Civcive burada tabii şüphesiz Arnold bunu örnek olarak vermiştir, Arnold Glasow. Burada
Yani bizim beklediğimiz sonuçlar için beklemeyi öğrenmeliyiz. Aksi halde acele ederek sadece o sonucumuzu elde etmeye istediğimiz sonucumuzu baltalamış oluruz sadece diyor. Bunu da sizinle paylaşmak istedim sevgili seyirciler. Sükut üzerine bir söz var. Sükut üzerine olan sözü söylemek için sükutu bozmak doğru mudur? O başlı başına bir sorunsal mı diyelim, paradoks mu diyelim? Ama Konfüçyüs diyor ki az bilen çok, çok bilen az konuşur. Şimdi hakikaten bu sükuttan değerli bir söz. Yani bunu söylemek için sükutu bozduk. Şimdi ama bu cümle gereğince aslında az bilen çok, çok bilen az konuşur dediğine göre Konfüçyüs biz bunu konuşurken az bilen mi olduk? Bilmiyorum. Onu da sevgili seyircilere bırakalım, takdir etsinler. Bizim maksadımız en azından sizinle bunları paylaşmak. Bu güzel ürünlerden sizin de istifade etmenizi sağlamak. Şimdi hakikaten bunun uygulamalarını aslında baktığımız zaman çevremize görüyoruz. Bunun halk versiyonu da boş fıçı çok langırdardır. Konfüçyüs de bunu daha veciz bir şekilde söylemiş. Çok bilen kişinin, bir insanın bilgisinin arttıkça sükuta doğru, susmaya doğru meylettiği, temayülünün arttığını söylüyor Konfüçyüs. Uygulamalarımıza veya çevremize de baktığımız zaman hakikaten insanların bilgisi az iken çok şey bildiğini zannettiği ve herkese bunu yaymaya çalıştığını, bu da onun sonuçta onun çok konuşur hale çok konuşan bir kişi haline dönüştüğünü görüyoruz. Ama bilgisi arttıkça evrendeki bilgilerin toplamı içinde aslında bilgisinin ne kadar az olduğunu idrak ediyor ve diyor ki ya ben en iyisi susayım sonucuna varıyor. Konfüçyüs de işte bu noktaya parmak basıyor. Ve bu tespiti yapıyor. Bize de bundan istifade etmek düşer. Ben hakikaten insanlara, çevreme de baktığım zaman ben bu sözü düşünüp karşı tarafı bu şekilde analiz ediyorum çoğu zaman. Sizinle de bunu paylaşmak istedim. Evet sevgili seyirciler, sükuttan değerli söz daha paylaşıyorum sizinle. Denis Diderot demiş ki, yanlış yola girdiğinde hızlandıkça daha da kaybolursun. Şimdi bu hakikaten aslında hem günlük hayatımızda hem ticari hayatımızda hem tahsil hayatımızda bize rehberlik edebilecek bu güce sahip bir sözdür. Buna inanıyorum ben. Hakikaten buna dikkat etmek lazım. Eğer yanlış bir yola, yani şöyle diyelim, mesela İstanbul'dasınız. Eğer siz Tekirdağ'a gitmek istediğiniz halde eğer Konya arabasına binmişseniz siz Konya arabasında ilerledikçe Konya arabası siz de onun içindesiniz. Siz Tekirdağ'a daha çok uzaklaşıyor olacaksınız. Ve hızınız arttıkça otobüsün hızı arttıkça daha da uzaklaşıyorsunuz siz gitmek istediğiniz yerden. Burada tabii buna
nasıl bağlayacağız? Mesela tahsile bağladığımız zaman, şimdi eğer kişi aslında ressam olmak isterken bir ticarete atılıyorsa ve ticarette atıldığında da başarılı olduysa, her açtığı o müessesesinin veya firmanın yeni şubesi onu ressamlıktan daha çok uzaklaştırıyor. Çünkü daha çok yük getiriyordur. Veya şiir yazmaktan, roman yazmaktan, edebiyatla uğraşmaktan hoşlanan birisi her açtığı yeni fabrika onu roman yazmaktan o kadar uzaklaştıracaktır. Veya işte parayı önceleyen eğer bir hedefi varsa onun da bu sefer firmasıyla ilgilenmeyip başka şeylerle ilgilendikçe o hedefinden daha çok uzaklaşacaktır. Şimdi burada işte Denis Diderot diyor ki yani bize aslında bir uyarıdır bu. Yanlış yola girmişsek, burada demek buna dikkat etmemiz gereken nokta budur. Çünkü yanlış yola girildiğinde hızlandıkça daha da kaybolursun diyor Denis Diderot. Eğer hedefimizden uzaklaşmamak ve kaybolmamak istiyorsak, demek ki yanlış yola girdiğimizi daha yolun başlarındayken fark etmeli ve irca etmeli, rücu etmeliyiz. Yani hukuki deyimlerle, hani eski deyimler, Osmanlıca deyimle, yeni deyimle geri dönmeliyiz. Aksi halde o davranış tarzımızda devam ettikçe biz o hedefimizden daha çok sapacağız ve daha çok uzaklaşacağız ki bu bizim de herhalde istediğimiz bir şey değildir. Bu da bu Denis Diderot'un bu sözünde sevgili seyircilerimizin hayatlarında daha dikkatli olmaları açısından bir farkındalık içinde yaşamalarını arzu ettiğimizden dolayı paylaştık bugün sevgili seyircilerimizle. Evet sevgili seyirciler, Ebu Hanife'den hakikaten çok güzel, önümüze ışık olabilecek, rehber olabilecek hoş bir laf var. Diyor ki Ebu Hanife, cahillerle girdiğim her tartışmayı kaybetmişimdir. Şimdi hakikaten sevgili seyirciler, cahil ile bilmeyen ama bilmediği halde bildiğini zanneden insanlarla tartışmak hakikaten çok zordur. Ve neredeyse kazanmak da neredeyse imkansızdır o tartışmayı. Çünkü bu tip muhataplar veya tartışmacılar bir kere tartışma adabından genellikle uzak oluyorlar. Bilgileri yetersiz olduğu için sizin anlattığınız argümanları algılamakta zorlanıyorlar ve çoğu zaman maalesef algılamıyorlar. Yaptıkları yanlış bağlantı düşüncelerinde yanlış bağladıkları olay örgülerini, örüntülerini size mantıklı bir ispat imiş gibi sunarlar ve sizden asla ikna olmazlar ve üstelik sizi ikna etmeye çalışırlar o yanlış bilgileriyle. Dolayısıyla Ebu Hanife hakikaten muhtemelen bu sözü söylediğine göre onun da başına çok gelmiş. Onun gibi bilgili bir insan bile bu cahillerle girdiği her tartışmayı kaybettiğini dile getiriyor. Tabii bu acaba Ebu Hanife mi kaybetmiştir veya karşı tarafın haline mi bırakmıştır? O başka bir sorgulanmasıdır. O cahiller Ebu Hanife'yi ile Ebu Hanife ile
tartışmayı ama acaba kazanmışlardır yoksa cahillikleriyle, bilgisizlikleriyle yaşamaya devam etmişlerdir. Ama bugün bakın o cahillerin ismi yoktur. Cisimleri zaten vazgeçtik, yok. Ama ismi, eserleri falan yok. Ama Ebu Hanife kendisi, eserleri, yaptıkları duruyor. Demek ki aslı olan bilgi sevgili seyirciler. Ebu Hanife'nin ben bu sözünü hep hatırlarım ve hakikaten bir cahil ile birlikte bir cahil ile tartışmakta olduğumu, muhatabımın cahil bir insan olduğunu anladığım tartışmalarda hiç olayı fazla uzatmadan rahmetli Barış Manço'nun dediği gibi nazikçe bir U dönüşü yapıyorum ve tartışmadan çekiliyorum İzzet-i İkbal ile. Çünkü daha büyük problemler oluyor. Yani nasıl olsa ben o tartışmayı kazanamayacağım. Bu benim az bilgim sebebiyle değil, karşı tarafın bilgisizliği sebebinden çünkü oluşuyor bu. Akıntıya karşı kürek çekmenin de çok fazla manası yok diyorum ve çark ediyorum. U dönüşü yapıyorum. Barış Manço'ya anıyoruz bu arada buradan. Sevgili seyirciler, bu sözü de sizinle paylaştıktan sonra şimdilik bir başka programda sizinle birlikte olana kadar şimdilik hoşça kalın diyorum. Görüşmek üzere sevgili ZES TV seyircileri.